Merhaba arkadaşlar, Minecraft'in muzip icatlar bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 3 icat yapmıştık. Hatırlarsınız ki sınırsız kaynağı, otomatik kapı yapımı vesaire vesaire, tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum. Teknik aksaklıklardan dolayı o haritayı kaybettim ve böyle düzlük bir alanda başladım. Sizin için de iyi olacaktır diye ümit ediyorum. Bir oyuncumun isteği üzerine gelmiş olan otomatik ok aktar, diğer adıyla artık hatırlamıyorum tam neydi. Onu yapacağız. Ardından gülle yapımı var. Yiğit arkadaşımla beraber çok fonksiyonlu bir gülle yaptık. İlerleyen zamanlarda belki kendisine ulaşabilirsek onun yapımını da göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle hızlı otomatik ok yapar yapımını göstereceğim. Malzemelerimiz belli. İstediğiniz blokları alabilirsiniz. Ben taşı tercih ediyorum. Her zamanki gibi kızıltaş meşalesi, kızıltaş lever yani şartel, başka sanırım bu kadardı. Ha, bir de şey vardı, fırlatıcı ve ok. En önemli aksesuarlardan birisi de ok. Arkadaşlar oku mümkün olduğunca fazla alın. Bir tane iki tane almayın çünkü ok hızlı ve seri bir şekilde atacağı için en az 3 veya 6 stack ok almanız gerekiyor. Neyse. Hemen yapımını göstereyim arkadaşlar. 1 1. Buraya 2 tane blok koyduk gördüğünüz üzere. Hemen arkalarında kızıltaş meşalesi. Üstünde bir blok daha ve bir blok daha. Bunların arkasında da aynı şekilde kızıltaş meşalesi ve bunların üstünde de kızıltaş. Kızıltaşa doymuyorum. Neyse ya. Buraya da bir tane, buraya da bir tane ve böyle kapatıyoruz. Sanırım kapatıyoruz, tam emin değilim ama. Neyse. Test edip göreceğiz. Kapatmayalım. 3 basamak çıkıyoruz. Buraya değil, buraya. Ve buraya. Ya. Bunu buradan çıkacağız. Ne kadar çıkacağız bilmiyorum. Daha emin de değilim zaten de. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Bu sürekli yanım sönecek. Neden yanım sönüyor? Ok atımını bunu da koyduğumuz takdirde açma kapama düğmemiz arkadaşlar. Bunu isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Ya ben bunu yanına koymak istemiyorum vesaire. Cartı curtu duymak. Uzakta tutmak istiyorum. Genelde kale yapımını kullanan arkadaşlar bilirler. Ben böyle düzenek yaptım. Kalemde kullanmak istiyorum. Yani arkadaşlar olabilir ki biz kale savaşları yapmıştık Yiğit ve Ulaş arkadaşımızla beraber. Çok da güzel oldu. Gülle yapımını da kullandık orada. Gülleyi de yaptık. Çok eğlenceli bir oyun olmuştu bizim için. Pardon, yanlış oldu. Yarım süre stek koysanız yeterli arkadaşlar. Abartmanıza gerek yok. Niye böyle yapıyorsam alışkanlık olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi tahmini 6-7 blok sanırım. 1-2-3-4-5-6-7. 7 blok olması lazım. Ben 8'e koyayım garanti olsun. Tahmini olarak. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bu ne kadar uzağa gittiğini göstermek amaçlı. Hedef tahtası diyebilirsiniz. Bunu yapmanız zorunlu değil. Evet. Bu şekilde bakalım ne kadar uzağa gidiyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar otomatik ok atarımız bu şekilde. Bunu istediğiniz zaman buradan kapatabiliyorsunuz. Atılan okları toplayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen bunun arkasına da gülle yapımını yapalım. O da yaklaşık 7 sanırım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam ortalı olsun diye arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde bir alan çekiyorsunuz arkadaşlar. Sayısını tam hatırlamıyorum. Suyun bittiği alana kadar uzatıyorsunuz. Sanırım bu kadar olması lazım. Ben de emin değilim ama siz sayarsınız.
suyun gittiği alan kadar atacaksınız arkadaşlar. Neyse, şunları atıyorum arkadaşlar, kafanız karışmasın. Bunda da arkadaşlar kızıltaş yenileyici. Evet, kızıltaş yenileyici. Yine aynı şekilde su, işte taş falan koyacaksınız. Arkadaşlar suyun bittiği alan tam olarak burası. Bir blok daha koyuyorsunuz ve buraya yarım basamak koyacaksınız arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Taş basamak koyuyorsunuz. TNT'leri unuttuk. Çok güzel. TNT'leri alıyoruz. TNT'ler söyleyemedim. Bir de buraya arkadaşlar şöyle bir çekiyorsunuz. İster şalter koyun. Ben butonu tavsiye ediyorum. Şalter açmalı kapamalı olduğu için. Ya ben neye attım? Yenileceği attım yanlışlıkla ya. Arkadaşlar bu bölümü çekiyorsunuz böyle bu şekilde. Çektikten sonra buraya yenileyici koyuyorsunuz. Pardon. Sona kadar çekiyorsunuz. Buraya da bir yenileyici koyuyorsunuz. Onu da sona kadar çekiyorsunuz. Buraya kızıltaşla birleştiriyorsunuz. Ve buraya alabildiğince yenileyici koyuyorsunuz. Hepsini sona kadar çekiyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3 blok boşta kalacak. Bu şekilde olacak. Neden boşta kalıyor? Bunu Yiğit arkadaşımızla geliştirdik. Bu şekilde yapmanız gerekmiyor ama ben YouTube'da genelde görünen gülle yapımını göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde çektikten sonra arkadaşlar buraya TNT'yi koyuyorsunuz. Burayı TNT'lerle dolduruyorsunuz. Fakat ve lakin burası boş kalacak ki su kapanmasın. Bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar düğmeye basıyorsunuz. TNT'ler aktif hale geliyor. Bu TNT'yi aktif hale getiriyor ve uzağa kadar fırlatıyor. Ve fırlattığı yere gidiyoruz, bakıyoruz arkadaşlar. Gerçekten patlamış mı? Gördüğünüz üzere bir tane delik müsait hale gelmiş. TNT yapımı da, gülle yapımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Kısaca düzeni göstereyim. Kaçırmış olan arkadaşlar için. Pardon, hemen geliyorum arkadaşlar. Evet, geldim. Düzenek bu şekilde. Çok basit bir yapımı var. Biz bunu dediğim gibi Yiğit arkadaşımıza geliştirdik. Dört tarafa atan bir gülle yaptık. Belki onu ilerleyen zamanda da göstereceğiz. Ben gülle yapımı ve otomatik ok yaparı birleştirdim. Bunu da denedim. Fakat şöyle bir sorunla karşılaştım. Otomatik ok yapımı çalışıyor. Ardından gülle patlıyor. Tabi bu düzenekle bu düzenek birbiriyle çakıştığı için otomatik ok atıcısını durduramıyorsunuz. Yani bunu çalıştığınız takdirde o duruyor. Bunu durduğunuz takdirde o çalışıyor. Öyle bir düzenek oldu. Neyse. Bunu da burada sonlandırırım arkadaşlar. Murat Köklü'yle Muzip İcatlar'ın 3. bölümüyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi oyunlar. İyi eğlenceler.